sorguya alınacak, işlemlerini başlatalım. Murat. Sizin ne işiniz var burada? Kardeşlerimi niye karıştırıyorsunuz bu işe? Onların bir suçu yok. Evet, bizim bir suçumuz yok. Murat'ın bir suçu var. O da sana inanıp bulaşmak. Yavuz'u sen öldürdün. Kardeşim bu pisliğe çekmene izin vereceğimi zannettin, ha? Ailemden uzak dur. Annemden, kardeşimden, oğlumdan, hayatımdan uzak dur. Madem bir cinayet işledin, şimdi hak ettiğin yere gidiyorsun. Hapishane. Abi. Ne diyor oğlum bu? Yürü. Konuşsana. Yürü. Lan bırakın beni. Ne diyor lan bu? Murat. Lan yürü. Ne diyor diyorum oğlum bu? Sorgudan lan. Lan konuşsana Murat. Yürü. Oğlum bana bir şey söyleyin lan. Murat. Lan ne diyor bu? Konuşsana. Murat. Murat. Sen doğru olanı yaptın. Doğru olanı yaptın. Çıkmayacaktı karşına. Hasan'ı arayıp bulmayacaktı. Rıza susup oturacak mıydı? Öldürdü işte Ali'yi. Ali Kemal'lerin babası Hasan'ın babasını mı öldürmüş? Ne diyor kız bu? Rıza öldürdü. Beraber gömdük. Allah belanızı versin sizi. Çocuğu yetimhaneye verdiğiniz yetmedi. Bir de babasını mı öldürdünüz? Nasıl insanlarsınız siz ya? Siz nasıl bir ailesiniz ben anlamadım. Hasan'ı siz bu hale getirmişsiniz. Hasan kim? Oh ne güzel. Öldür adamı, göm, gerisini unut. O kim, bu kim? Oh ne âlâ. Maşallah. Kim biliyor musun Hasan? Senin istemediğin torunun. Sevilmediği için sevmeyi beceremeyen, o yüzden gözü dönen, gözü dönüp katil olan çocuk. Seni katil ettiğin çocuk Hasan. Ne diyorsun kız, ne katili? Anne Hasan Yavuz'u öldürmüş dedim ya. Kız yok diyorum. Kim söyledi sana bunu? Kendisi söyledi. Yavuz'u ben öldürdüm dedi. Polisler alıp götürdü. Anne nereye? Salak. Kardeşim diye kendi başını yakıyor. Bunların da canına minnet tabii. Bozuk para gibi adam harcıyorlar. Kolay da öyle be. Ha? Dur sen dur. Geldim ben. Aç şu telefonu Murat. Aç şu telefonu oğlum artık. Aç. Anamın. Bir söyleyeyim. İstemem. Su falan istemem. Annem mi? Açma bırak. Sessiz al. Kafanı karıştırmasına izin verme. Şu an ne yaşıyorsak hepsi onun suçu. Abla, ne oluyor? Hı? Kim bu Hasan? Ay dünden beri kimse tek kelime etmiyor. Hasan,
Ali Kemal ile Murat'ın abisi. Nasıl ya? Ay yok artık. Rıza amcanın gayrimeşru oğlu mu varmış? Hayır Zeynep'ciğim. Hasan Asiye annenin oğlu. Kayınpederimin değil. Ay yuh. Ne oldu kızım? Ay Asiye teyzeciğim şaşırtıyorsunuz beni. Neden? Ummadığınız taş baş yararmış. Dikkat et de o taş senin de başını yarmasın kızım. Konuşmadan rahat durmayacak anlaşıldı. Efendim annem. Neredesiniz? İşimiz var. Ne işiymiş bu? Abinizin hayatını mahvetmek mi oldu artık sizin işiniz? Derhal eve döneceksiniz. Duydun mu beni? Çabuk eve döneceksiniz. Çok geç anne üzgün. Murat her şeyi anlattı. Hasan'ı tutukladılar. Şimdi ormana gidiyoruz. Cesedi çıkartacak polisler. İstesen de oğlunu kurtaramazsın artık anne. Bitti. Buraya kadarmış. Bitmedi oğlum. Bitmedi. Hiçbirinizin başı yanmayacak. Hiçbiriniz. Bitmedi. Yetimhaneden beri arkadaşmışsınız. Niye öldürdün Yavuz'u? Para meselesi mi, kız meselesi mi? İtiraf et. Pişmanım da cezan azalsın. Hadi bak bir ton işimiz var. Anlat da şu dosyayı kapatıp işimize dönelim ha? Susarak kurtulamazsın. Birazdan her şey bitecek. Cesedi nereye gömdüğünü biliyoruz. İtiraf et. Yolun sonuna geldin. Sen doğru olanı yaptın. Murat. Ne abi ne? Ben şu anda adamın hayatını mahvediyorum. Ben şu anda öz abimin hayatını mahvediyorum. Abin de olsa katil katildir. Ben olsam beni de korumaman gerekir. Eğer sen katil olsaydın. Ben katil olsaydım ne abi? Ha? Beni de götürüp verir miydin? Verirdim. İçim acısa da, yansa da, ağlaya ağlaya da yapsam, eğer birinin canını aldıysam, götürür verirdim. Doğru ya. Sen verirdin. Benimki de soru işte. Asiye anne nereye? Geç de olsa analık etmeyin. Aç aç aç. Asiye Hanım. Murat nerede Murat? Ne var ne istiyorsun yine? Murat lazım bana. Hadi çabuk çağır. Ne yapacaksın Murat'ı? Murat'la ne işin olabilir ki senin? Hasan'ı tutuklamışlar. Yavuz'u öldürmüş ya güya. Biliyorum haberim var. Sen ne biliyorsun Asiye Hanım? Ha? Hasan'ın katil olduğunu mu biliyor? Yoksa başka bir şey daha mı biliyorsun sen? Ne diyorsun Emine? Ne diyorsan açık söyle. Lafı geveleyip durma. Dolandırma lafı. İyi madem ben açık açık söyleyeyim ha. Yavuz'u Hasan öldürmedi. Murat öldürdü. Gözümle gördüm ben. Her şeyi gördüm. Senin telaşın da bu yüzden mi yoksa ha? Ha, sen çalışmayın. Benimle uğraşınıyorsan oturmakla bizim hiçbir derdimiz yok. Nasıl olsa kanıtlar birazdan konuşacak senin yerine. O ceset ortaya çıktığında sana kimse pişman mısın diye sormayacak. Bunu biliyorsun değil mi?
Lan oğlum, herif öldürürken iyiydi de. Şimdi mi küçük dilini yuttun? Konuşsan ha! Amirim. Hasan Bey'in avukatıyım. Müsaade ederseniz müvekkimle baş başa konuşmak istiyorum. Müsaade sizin. Buyurun. Bir şey söylemedin değil mi abi adamlara? Kadir'le konuştuk. Murat öldürmüş, sen üstünü örtmüşsün. Resmen yardım etmişsin herife. Ya sen delirdin mi? Nasıl güvenirsin bu adama? Kardeşim ulan bu adamlar benim. Kardeş kardeşe bunu yapar mı Ziya? Yapmaz değil mi? Yapmaz dedim. Ulan yeltenseler, analar anamız olacak ya göğe. O engel olur dedim. Ama öyle olmadı işte. Yangında ilk feda edilen ben oldum. Şu an hep birlikte el birliğiyle hayatını karartıyorlar. Farkındasın değil mi? Abi, buradan çıkmak istiyorsan beni dinleyeceksin, tamam mı? Unutacaksın kardeş anneyi. Kendine bakacaksın. Başka çare yok. Şu dakikadan sonra ben ne diyorsam o. Tamam mı? Sakın hiç kimseye hiçbir şey söyleme. Ben halledeceğim her şeyi. Tamam mı? He? Gördük seni nasıl hallettiğini. O yüzden polisler geldi Hasan'ı götürdü değil mi? İyi be. Ben susayım sen de güzel güzel adamı harca değil mi? Oğlun be senin o. Oğlun. Bunca yıl analık yapmamışsın. Bir de hapse mi attıracaksın çocuğu? Sana sus dedim. Niye susayım? Duysun herkes. Bizim analığımıza gelince dil papuç kadar maşallah. Yalan mı? Duyun millet duyun. Ben yaptım diyeceğim. Ne Hasan'ımın ne de Murat'ımın başı yanmayacak. Yanacaksa benim başım yanacak gerekirse. Hadi bir oradan. Sen mi? Seni ikna edecek zamanım yok. Susmak zorundasın. Duydun mu beni? Ne istiyorsun söyle. Hadi söyle. Para mı istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? Ne kadar istediğini söyle. Ne sandın sen beni be? Para için mi geldim ben buraya? Aa iyi be. Bu da. İyice para göz yaptın beni ha. Para istemiyorsan ne istiyorsun be kadın? Ne istediğini bir söyle. Yeter ki sus. Ne kadar istiyorsun? Hadi acelem var benim hadi. Ama öyle pat diye söyleyince aklıma bir şey gelmedi benim de. İyi o zaman madem öyle diyorsan senin dediğin gibi olsun. Hani para diyorsan yani. Ama bak ha sadece senin böyle için rahat etsin diye vallahi. Duydun işte her şeyi. Bana artık daha fazla soru sorma Zeynep. Olan biten bu. Affedersin ama sen aptal mısın abla? Yani bu olaylar alet olurken senin aklın neredeydi? Zeynep. Benimle doğru konuş. Doğruyu mu duymak istiyorsun? İyi. Doğruyu söyleyeyim ben sana. Mesela yakında kapının önüne koyarlar seni. Hı? Al sana doğru. Hem de dost doğru. Zeynep. Sen geldiğin yere geri döner misin lütfen? O kadar çok sorunum var ki bir de seninle uğraşamam. İyi de ben istesem de geldiğim yere gidemem ki. Neden? Yani bir şey mi oldu? Yani seni bu halde bırakamam. Ya abla ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen zaten her şeyi kabullenmişsin. Ben söyleyince mi dokunuyor sana? Hem ayrıca sen kendine gel artık ya. Sen istesen de bu hayatı bırakamazsın. Zeynep. Ben sadece oğlumdan vazgeçemem. Duydun mu? Sadece oğlumdan. Neden oğlundan vazgeçiyorsun anlamıyorum ki. Sen Burak'ın annesi de mi değilsin? Ne saçmalıyorsun sen? Hı? Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. İyi bari. Hiç olmazsa elimizde sana ait tek bir şey daha var. Zeynep. Tamam abla bir susar mısın? Ben biraz düşüneceğim. Hasan Efe'nin kendi oğlu olduğunu bilmiyor demiştin değil mi? Yani herkesin tek korkusu bu. Evet de. Zeynep. Sen ne düşünüyorsun? Bana söyler misin lütfen? Bizi düşünüyorum abla. Sadece bizi düşünüyorum. Sen
Sen şimdi suçu üstümden atlıyorsun ha? Murat yaptı. O gömdü. Ben sadece yanındaydım. Aynen öyle abi. Doğrusu neyse onu söyleyeceksin. İfade bu. Hazırsan ben şimdi adamla çağırıyorum. Otur lan oturduğun yere. Abi. Yapamam oğlum. Ben onların yaptığını yapamam. Kardeşlerimi satmam ben öyle. Ne kardeşinden bahsediyorsun abi? Adamların umurunda bile değilsin, görmüyor musun? Kardeş mi istiyorsun sen? Ha? Ben varım. Kadir var, Ferhat var. Ya yetimhanedeki herkes senin kardeşin abi. Bak geçen her dakika aleyhimize işliyor. Seni tıkacakları yeri biliyorsun. Tekrar girmek mi istiyorsun abi? Değer mi ya? Gözünü seveyim. Şu an belki cesedi çıkartıyorlar. Belki de biz şu an konuşurken çıkarttılar bile. Senin bir an önce ifade vermen lazım. En fazla ben yapmadım derim. Söylediklerine bir kelime eklersen seni de silerim. Yakıyorsun kendini abi, mahvediyorsun. Amirim. Ali Kemal Bey. Murat. Hadi oğlum. Hadi. Yok benim aklım almıyor. Kendine bunu nasıl yapabilirsin ya? Yeter oğlum sus artık lan. Abi nasıl susayım? Hayatını karartıyorsun. Sus dedim Ziya. Basit bak. Sus. Müvekkilim. Nereye gömdün lan adamı? Sen şunun yerini söyle bir bakayım. Vallahi söyleyeyim de amirim. Benim bildiğim... Birini gömmek için evvela öldürmek gerek. Haksız mıyım amirim? Nasıl boş ya? Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Eminim burada olduğuna. Buraya gömdü abi, eminim. Amirim gerçekten buradaydı. Gördüm diyorum, gördüm. Abi bir şey desene. Abi buradaydı, yemin ederim buraya gömdüğüne eminim. Ya birini cinayetle suçlamak için de ortada bir ceset. En azından bir kanıt. Silah olur, bıçak olur, ne bileyim. Ama bunların hiçbiri yoksa... ...ortada suçlayacak biri de yok demektir. Ben suçsuzum amirim. Mağdurum. Bunlar kafalarına göre bana iftira atıyor. Lan ne iftira atacaklar sana? Koskoca Karasu ailesi bu. Seninle ne işleri olur? Vallahi analarının vakti zamanında babam olacak adamla bir işi olmuş ki... ...neticede ben doğmuşum değil mi? Kardeşlerim beni abileri saymasa da en büyükleriyim ben onların. Evet belki soyadımız Karasu değil ama anamız bir amirim. Ben Asiye Karasu'nun en büyük oğluyum. İstemediği, nefret ettiği, uzaklaştırmak istediği. Bunlar beni ayaklarının altından çekmeye çalışıyorlar. Para isterim diye mi, artık mala mülke ortak olurum diye mi, orasını bilmem. Bizim sabıkamız da var ya şimdi. Üstüne bir suç attık mı, bu içeri girer, biz de rahat ederiz diye düşündüler herhalde. Ama ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
O cümle içinde geçen mazlum ben oluyorum işte. Murat Bey'le bir randevum vardı. Kendisinin haberi var. Asiye Karasu ben. Buyurun içeri geçin oturun, ben kendisine haber vereyim. Teşekkür ederim. Ana! Verdi vallahi. Ana! Aferin kız Emine. Ufak çapta servet sahibi oldun ha. Ne olacak? Para parayı çeker. Kız nereye gittin acaba? Dedeyi de götürmüş. Allah. İyi mi? Dede de bir kıymetli oldu ha. Ne yapacağız? Kadir'in dediği gibi dedeye sahip çıkacağız o zaman. Lazım lazım olur. Dur şunu bir arayayım. Asiye anne babam öldü demişti. Yani mezarı falan da var. Hatta ailecek her bayramda ziyarete gidiyoruz. Ali Kemal boş mezara dua ettiğini anlayınca ne yapacak acaba? Boş olduğunu nereden biliyorsun canım? Bunca yalan dolan içinde oraya da gömecek birini bulmuştur onlar. Kim? Yani olabilir. Ben artık hiçbir şeye şaşırmam. Asiye Hanım bu. Oğlunu alıp ablama annelik yaptırdığına göre. Hı. Her şeye hakim. Kim bu? Ha, biz tanışmadık tabii değil mi? Zeynep ben. Şule'nin kardeşiyim. Asiye Hanım ne zaman gelir? Yani bilmiyorum. Apar topar çıktı. İyi, ben bahçede bekleyeceğim. Ha, bu arada. Allah kurtarsın. Yani sevgilin hapse giriyormuş. Çok geçmiş olsun. Sen bunu nereden biliyorsun? Akça. Ali Kemal ile Murat Hasan'ı ihbar etti. Asiye Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Telefonda bir itirafta bulunacağım demiştiniz. Buyurun dinliyorum. Evet. Hasan Çetin için geldim ben buraya müdür bey. Bir cinayetten tutuklamışsınız, onu içeri almışsınız. Onun hiçbir suçu yok. Yani Hasan doğru söylüyor, bu işte bir ilgisi yok. Yok. O zaman kardeşleri kendisine iftira attı. Sorguda beni abi olarak kabul etmediler demiş. Siz de anneleriymişsiniz. Hasan size ne anlattı, ne söyledi gerçekten bilmiyorum. Murat da suçlu değil. Ortada bir suçlu arıyorsanız eğer, o suçlu benim. Hasan değil, Murat değil. Şimdi de siz suçlusunuz. Yapmayın Asiye Hanım. Belli ki bu bir aile meselesi. Ortada ne ceset, ne suç aleti. Cinayet işlendiğini gösteren hiçbir şey yok. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Aile meseleleri polisin işi değil. Ben anlayamadım. Ortada ceset yok mu dediniz? Müdürüm, Hasan Çetin'in avukatı bekliyor. Serbest bırakıyor muyuz?
Gönderin. Adamı tutup suçlayacağımız bir şey yok. Tabii adam iftiradan şikayetçi olacaksa sizi ve iki oğlunuzu bir süre burada misafir etmek zorunda kalacağız. Ah be abi, aklımı aldın ya. Kafandan ne geçiyor bilmiyorum ki. İnsan beni de uyandırır. Ben arabada bekliyorum. Ne oldu? Oğlunu gammazlar mı diye mi geldin? Ben Murat'ın söyleyeceğini bilemedim. İyi, şimdi biliyorsun işte. Öğrendiğimde de çok geçti. Yetişemedim ama. Sen mi bana yetişemiyor zaten ha? Alıp kucağından yetimhaneye veriyorlar, yetişemiyor. Gelip bakıyor, kaçmışım, yetişemiyor. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ben bunu senin oğullarının burnundan fitil fitil getirirken... bakalım onlara da geç mi kalacağım? Ne yapacaksın? Hasan, ne yapacaksın? Hasan! Hasan, ne yapacaksın? Silme oğlum, silme. Abi. Oğlum yapmayın la. Alacağız Yavuz'un intikamını. Kanını yerde bırakmayacağız. Benim canım da, kanım da, kardeşim de sizsiniz. Abi, konuş, bir şey söyle, gitmesinler. Murat. Bilmem gereken başka bir şey var mı oğlum? Ne diyorsun abi hala sen? Her şeyi söyledim işte, ne diyorsun hala? O gece annemin üstübaşı çamur içindeydi. O da mı buradaydı? Murat, bir şey saklama bak. Mezar açtık, ceset falan çıkmadı. Bildiğin bir şey varsa konuş. Ne oldu? Sen şimdi güvenmiyor musun bana? Bu kadar mı senin abiliğin, buraya kadar mı? Götürüp verecek misin beni? Oğlum saçmalama. Annem de buradaysa, o da gördüyse elimiz kuvvetlenir diye söylüyorum. Yoktu. Sadece ikimiz vardık abi. Ben sana yalan söylemiyorum. Allah kahretsin, herif anladı. Ona ele vereceğimi biliyordu. Komiserim, bakın. Kesin anladı, ona ele vereceğimi tedbir aldı. Başka yere taşıdı. Bakın benimle oyun oynuyor. Hasan Bey, bu suçlamaların iftira olduğunu söylemiş. Kendisi abinizmiş. Onun aileye girmesini istemediğiniz için iftira attığınızı söylüyor. İftira falan yok komiserim. Ben gördüm diyorum size, gördüm. Üzgünüm ama ortada hiçbir delil yok. Yani bu durumda sen serbest mi kalacak? Abiniz serbest kaldı bile. Ne oldu Emine? Ne yana yakıla çağırdın beni, hayırdır? Lan kesin bunu içeri attılar, dedesi başıma kaldı diye korktun değil mi? Çok şükür. Tövbe bismillah. Ne oluyor be? Lan sen çıkmasan ben seni çıkartmaya geliyordum be. Şahitlik edecektim be.
Sen neyine şahitlik edecektin acaba? Hasan masum. Yavuz'u Murat öldürdü. Ben de gözlerimle gördüm diyecektim. Ne? Ne oluyor Tahsin? Ne işi var bunun burada? Efe nerede? Efe okulda, merak etmeyin. Çocukları onunla birlikte gönderdim. Bak işiniz. Efe'yi asıl sizden korumak lazım. Siz nasıl insanlarsınız ya? Hayatınız yalan dolan. Bir dediğinizde doğru çıksın be. Sen de annen gibi para istemeye mi geldin kızım? Verdim ben anneme. Ne parası be? Ne diyorsun sen? Tehdit etmeye geldin o zaman. Direkt polise gitmediğine göre. Ne istiyorsun kızım, ne? Senin tek anladığın bu değil mi? Paraya mı zaafı var? Tutuşturuyorsun eline parayı. Yok bir açığı mı var? Hemen onu kullanıveriyorsun. Olmadı evladıyla tehdit ediyorsun. Yeter ki senin yaptıkların çıkmasın ortaya değil mi? Ya ben gerçekten merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun? Sen geceleri nasıl rahat rahat uyuyorsun? Hasan'ın yüzüne çekinmeden, utanmadan nasıl bakıyorsun mesela? Ya gerçekten bilmek istiyorum. İçinde azıcık vicdan kırıntısı kaldı mı senin? Git işine kızım. Kocan Hasan'ın babasını öldürürken sen ne yapıyordun Asiye Hanım? Nereden buldun bu kadar parayı? Banka mı soydun? Yok be. Seni sattım. Ne? Bakma be öyle. Anana gidip katil Hasan değil Murat, ben gözümle gördüm deyince... susayım diye o da bunları verdi. 200 bin. Değerim bu kadarmış işte. Vay be. En azından para ediyormuşuz Emine. Dur be. Nereye? Paranı almayacaksın mı? İyi günlerinde arayacağız. Dur lan Hasan, nereye gidiyorsun? Gidip Murat'ı mı öldüreceksin? Onu ölmekten beter edeceğim. İyi işte. Hadi madem gidelim biz karakola. Ben derim Murat yaptı diye. Hapse girerse ölmekten beter olur zaten. O orada yaşayamaz be. Senin benim gibilerin ne adamlığı, ne evlatlığı... ne de şahitliğinin bir önemi var Emine. Kimse ne sana ne de bana inanır. Biz de biliyorsa herhalde. O yüzden ben de işimi garantiye aldım. Bak, al bak. Artık buna da inanmazlarsa. Ne saçmalıyorsun sen? Baban kendi ağzıyla söyledi. Kocan öldürmüş, babanla birlikte gömmüşler. Babamla mı konuştun? Hı hı. Babamla konuştuysan aklının yerinde olmadığını da anlamışsındır. O zaman burada ne işin var? Niye geldin buraya? Vallahi Asiye Hanım, Hasan'ın senin oğlun olduğunu da o söyledi ya. Yani o zaman aklı gayet yerindeydi bence. Doğru çıktı çünkü o. Bu arada oğulların biliyor mu babalarının katil olduğunu? Bana bak amca. Eğer bir kişiye dahi söylersen, eğer Hasan bunu öğrenirse, kardeş katili yaparsın Hasan'ı. Onu hepimizden daha iyi tanıyorsun. Babalarının cezasını oğullarıma kesecek. Kardeş katil edeceksin Hasan'ı. Sakın söyleme. Sakın. Akça. Ne işin var burada senin? Ne oluyor? Niye geldin buraya?
Tamam mı? Geldi mi? Dur. Tamam. Hadi ben kaçayım. Dur be. Gideceğim mi? Karakola mı götüreceğim bunları? O iş bende. Eyvallah. Ha Emine. Bak Akçe'ye bahsetmek yok ha. Bunları gösterme. Ne ben geldim ne sen gördün. Aa, niye be? O da anlasın işte masum olduğunu. Anlayacaksa, inanacaksa kalbiyle inansın. Kanıtlarla değil. Hep bizim sevgimiz sınanmayacak ya. O ne be? Oyun gibi. Bizimki de kalp be Emine. Arada bir kırılıyor işte. Bak gösterirsen silerim seni ha. Alırım lan bu parayı elinden. Aa, tamam tamam be. Aa sustum. Hasan da burada mı? Ha? İçeride mi yoksa? Ne demek ya Hasan burada mı? Siz şikayet etmişsiniz ya, polisler aldı Hasan'ı. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Şahitmişsin sen, görmüşsün zaten. Evet görmüş. Çünkü oradaymış. Ne oldu, şaşırdın mı Akça? Ha? Ben hiç şaşırmadım. Sana o adamdan uzak durman gerektiğini söylemiştim değil mi? Sen bir de gidip o adama Efe'yi verecektin. Ne oldu, üzüldün mü? Üzülmene gerek yok. Hasan serbest kalmış. Artık ne yaptı, nasıl becerdi bunu bilmiyorum ama serbest kalmış. Ama tekrardan yakalanması için elimden geleni yapacağım. Akça. O adamı Efe'den uzak tutacaksın. Bunu kabul edersen kapım sana her zaman açık. Ama yok. Eğer etmem dersen sen de bir daha Efe'nin yüzünü göremezsin. Beni bunu yapmaya mecbur etme. Peki. Siz nasıl uygun görürseniz Ali Kemal Bey. Zaten siz söylersiniz. Bize uygulamak düşer. Değil mi Asiye Hanım? Biz ancak kabul eder, susar otururuz. Çünkü birileri konuşma hakkımızı bile almıştır elimizden. Yoksa bazılarının günahlarının vebali de bizim üstümüze kalır değil mi? Ne diyorsun Akşam? Neyse. Ben daha fazla tutmayayım sizi. İçeride misafiriniz var. Dedenize benden selam söyleyin. Anne ne oluyor? Ha? Ha gerçekten yoruldum. Yine ne oluyor? Abi hayırdır? Keyfin yerine gelmiş. Avucumuza düştüler oğlum. Ulan kul sıkışmadan Hızır yetişmez derlerdi. Bizim Hızır da emin oldu gerçi ya, neyse. Beni kardeşimle sınadılar ya. Şimdi kardeşlik neymiş göstereceğim bunlara. Şunu arkanıza koyayım. Hoş geldiniz. Ramazan dede. Bak. Torunların geldi. Ben sana hesap sormaktan yoruldum artık anne. Sorduğum sorudan çok alacağım cevaptan korkuyorum. Ya öldü sandığımız dedemiz aşağıda oturuyor. Benim için öldü. Benim öyle bir babam yok. Niye? Hasan elinden aldığı için affetmedin. Ölmeden mezara mı koydun adamı?
Anne. Bir şey soracağım sana. Ya gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Değil mi? Ha? Bize bu yaşattıklarına değiyor mu? Doğduğumuzdan beri yalan dolanın içinde yaşamışız biz. Var mı başka bir şey? Anne. Var mı geçmişinden gelecek başka bir şey yani? Başka biri falan. Ha? Ah oğlum. Ah. Baba. Belki o da yalandı. Ha? Yani belki babamın da gelişinin başka bir sebebi vardı. Vallahi bıraktı gitti ha. Vallahi bu Hasan bu aileye girse gözü para mara görmeyecek demek ki. Bizim damat bonkör çıktı ha. İyi iyi, doğru at oynadık. Kız sen neredesin ha? Arıyorum arıyorum açmıyorsun da ya. Sen ne işler çeviriyorsun söyle. Ne diyorsun be? Ne bakıyorsun öyle deli deli? Nereye sakladın parayı? Ne parası be? Para mara yok. Asiye. Annem benden para aldı dedi. Konuşsana. Aldın mı para Asiye'den? Ay yok be. Para mara almadım ben. Bak eğer Rıza Ali'yi öldürdü diye tehdit edip para aldıysan... Ha sen onu diyorsun. Ay ben de ne diyor diyorum. Ne diyor olabilirim başka? Ay ne bileyim be. Kız kafa mı bıraktın sen insanda? Allah Allah. Kız sen onu bunu bırak da. Dede nerede? Nereye bıraktın adamı? Hasan mı? Ha? Çıkmış. Salmışlar. Ya. Demek ki suçu yoksa. Yani yoksa niye salsınlar değil mi? Kız sakın üstüne falan gitme ha. Bak böyle şeyler durduk yere olmaz. Allah'ın bir bildiği vardır. Yani güvenin sınanıyor. Aman diyeyim ha. Başka şansım yoktu. Abim işin peşini bırakmadı, gördün sen de. Mecbur bıraktı beni. Hasan abin seni ele vermedi ama. Değil mi? Senin her şeye rağmen harcadığın o abin seni korudu. Murat yaptı demedi. Hı? Ne oldu? Ne konuşuyordunuz, niye sustunuz? Murat yurt dışına gidecek. Ne? Niye? Niye kaçıyor Murat? Hı? Murat suçlu mu? Evet suçlu. İkiniz de suçlusunuz. Lafımı dinleseydiniz sizi Hasan'dan korumak zorunda kalmazdım. Alırdım biletini. Gece 12'de gideceksin. O gece sen de oradaydın değil mi? Her şeyi gördün, her şeye şahit oldun. Hatta belki de oğluna beraber gömdünüz cesedi. O yüzden deve geldiğin zaman üstün başın çamur içindeydi. Şimdi de olur da Murat susmazsa diye yurt dışına gönderiyorsun. Doğru mu? Bu gece gidecek. İşte bu kadar. Melek Hanım, Ayşe. Kapıyı açmak da bize kaldı. Tamam bırak, işleri vardır, açarım. Buyurun. Şöyle karısı için evrak vardı. Abla. Buyurun benim. Şöyle imzalarsınız. Nedir bu? Mahkeme celbi.
Hocam. İyi günler. Teşekkürler. Abla neymiş? Ne oluyor? Nasıl çıktın sen? Kanıtlayamadılar değil mi? Murat'ın şahitliği de mi yetmedi? He öyle oldu. Bu kadar üzüldüysen git söyle istersen. Sen duydun ya sonuçta. Keşke Murat kadar cesur olsaydım da ben gidip söyleseydim. Cesur. Ya. Sorma. Yazık. Abilerini çok erken tanımış oldular. Gerçi benim gibi yıllara heba olmadı en azından. Ben yapmadım. Desem de inanmayacaksın değil mi? Çünkü ben Hasan'ım. Kardeşim dediğim adamı öldürür, gider gömerim. Evleneceğim dediğin kadını da öldürüyordun ya az kalsın. Neden olmasın? Hiç bitmeyecek değil mi bu? Hiç geçmeyecek. Sen bu hesabı asla kapatmayacaksın. Ya ben ne yaparsam yapayım, biz dönüp dolaşıp o geceyi tostlayacağız değil mi? Sen böyle kafama kakacaksın benim o geceyi değil mi? Ama soğumayacak o için. Ya ben ağzımla kuş tutsam olmayacak değil mi Akça? Bak ya artık bana inan ya da... Ne ya da? Ya da ne? Bu kadar suçlanmaktan yoruldum lan. Sen yapma bari. Ben yoruldum asıl be. Sana tekrar tekrar inanmaktan, beni tekrar tekrar yıkmandan çok yoruldum. Sen ne yaptın da yoruldun be? Sen hep bekledin kızım. Hasan affettirsin kendini, Hasan yalvarsın, Hasan sınansın. Hasan daha ne yapsın lan? Sen ne yaşadın da yoruldun? Ne yaptılar da yordular seni? Arkandan tuzak mı kurdular? Oyun mu oynadılar? Çöp gibi kapıya mı koydular? Ne yordu seni? İnanmıyorsun ya bana. İnanma lan. Artık inanma. Bu saatten sonra zaten inanma. Ne sen beni yor, ne ben seni. Emine, dedemi yolla gelsin. Yok deden. Annene bıraktım. Ne yaptın, ne yaptın? Annene bıraktım. Sen nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun? Ne yaptım ben Ali Kemal? Ben senin yeğenini büyüttüm. Şule, böyle olmasını sen istedin. Ben sana anlaşmalı boşanalım dedim. Anlaşma olarak oğlumu Melahit'ini istedin sen benden. Evet istedim. İstedim çünkü senin anneliğine güvenmiyorum artık. Ya bırak anneliği. Ben senin insanlığına bile inanmıyorum. Seni sevemiyorum artık Şule. Anlıyor musun? Bitti. Sen, ben, biz diye bir şey kalmadı, bitti. Bunu artık kabul et. Buraya kadarmış. Ablacığım, hadi gel biz odaya çık. Hadi abla.
Kızım. Kızım deme bana. Sakın bana kızım deme. Her şey senin yüzünden oldu. Her şeyi sen başlattın. Senin yüzünden ailem dağılıyor şu an. Sakın bana kızım deme. Abla yeter artık, kendine gel. Ağlayıp sızlanmanın zamanı mı bu? Her şey bitmiş gitmiş kabul edeceksin. Şimdi bana bak. O hesabında ne var ne yok hepsini bana göndereceksin. Selim, ne diyorsun? Ne hesabı? Ne mi diyorum? Yani oğlunu senden almaya çalışan adamdan bahsediyorum. Bu enişten var ya, bütün hesaplarını bloke de koyar seni. Zeynep, bak benim derdim para değil. Ne istiyorsa onun olsun. Ben sadece oğlumu istiyorum. Sadece oğlumu. Tamam. Abla. Bak, paran olmadan hiçbir şey yapamazsın. Oğluna falan da bakamazsın. Beş parasız kapının önüne koydukları zaman oğluna da veda etmek zorunda kalacaksın. Hadi abla. Hadi lütfen oyalanma. Bak, senin o para dediğin şey var ya, o senin gücün. Karasu soyadını bıraktığın zaman o paraya çok ihtiyacın olacak senin. Lütfen. Bak, son kez söylüyorum abla sana. Bu adam sana hiçbir şey vermeyecek. Tamam. Şuradan telefonumu verir misin? Tamam. Hep gönderdiğim hesaba gönderiyorum değil mi? Parayı buldun mu? Bak, benim sabrım kalmadı. Az kaldı, çözmek üzereyim. Nasıl ya? Senin hesabında bu kadar mı para var? Evet. Başka hesabın falan var mı? Hayır, yok Zeynep. Şimdi gönderiyorum bunu da. Ay hayır abla, göndermiyorsun ya. Zeynep, ne yapıyorsun? Gönder dedin, gönderiyorum. Ya abla, Allah aşkına, bu kadar az parayı bloke edecek değil herhalde, değil mi? Ona tenezzül etmez. Abi Emine çekmiş işte hepsini. Abi şimdi gidip göstersek herif hapsi boylar. Aynen öyle. Uzun bir sürede gün yüzü göremez. Ama o zaman da her şey çok çabuk biter be Kadir. Bakalım bakalım. Kardeşlerimizi tanıyalım evvela, değil mi? Korktukları zaman başka ne dümenler çeviriyorlarmış. Abi ne yaptın? Murat'a mı gönderdin? Güvenin oğlum bana. Rahat ol. Valizini hazırladım. Nereye gidiyorsun? Başımı açtığın dertten ne kadar uzağa gidebilirsem oraya gidiyorum. Şimdi belki söylerdim sana ama hemen gider yetiştirirsin, belli mi olur? Murat. Murat. Özür dilerim. Korktum, tamam mı? Çok korktum. Tehdit ettiler beni, silahları vardı. Ayşe, tamam. Ne oluyor? Hayatımın içine etti. Ne oluyor? Ayşe, dışarı çık. Lütfen. Ayşe, dışarı çık. Efendim kardeşim. Ne istiyorsun sen benden? Senden ne isteyeceğim oğlum? İyiliğin, sağlığın. Korkma lan.
Seni ele verecek olsam çoktan verirdim. Bu ne peki? Niye gönderdin bunu bana o zaman? Hayda. Bak aslanım, koçum, kardeşim. Bunların hepsi bir kanıt. Ben sana bunları rahat ol diye gönderdim. Bir de şahidimiz varmış. Kim? Kimmiş o? Kim görmüş beni? Lan oğlum sakin ol, öleceksin lan şimdi korkudan. Biz hallettik o işi. Bizim çocukları aldılar Yavuz oradan. Ama gömmeye fırsatları olmamış. Bir uçurumu kenara bırakıp kaçtık abi dediler. Ne diyorsun ya sen? Ne demek o? Cesedi ortada bırakmışlar mı yani? Oğlum şimdi bunlara da hak vermek lazım. Kardeşleri sonuçta. Canları yanmış. Neyse ben sana şimdi konumu atarım. Sen bir ara gider halledersin onu kardeşim. Artık atar mısın? Gömer misin? Orası sana kalmış. Ben gelemiyorum çünkü bu sefer. Biliyorsun olağan şüpheli durumlar. Nasıl? Ben tek başıma mı? Aynen öyle yapacağım. Tek başına. Bir işi de tek başına yap da görelim. Korkma oğlum. Erkek ol biraz. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Enişte? Zeynep, gel lütfen. Zeynep, ben çok üzgünüm yani. Böyle bir duruma denk gelmeni istemezdim. Yani pek hoş olmadı tabii ama bu işlerde zorlu olmuyor. Bir taraf bitti diyorsa yapacak bir şey yok. Ya enişte. Sırası değil biliyorum ama işte ben biraz paraya sıkıştım. Yani aslında bayağı bir paraya sıkıştım. Ne kadar? Zeynep. Ne kadar paraya sıkıştın söyle. 200. Yani 200 bin dolar. 200 bin dolar. Demek 200 bin dolara senin ihtiyacın var, öyle mi? Zeynepciğim, ben ablana bundan çok daha fazlasını teklif ettim. Kabul etmedi. Keşke bu duruma seni sokmasaydı. Ben onu mağdur edecek bir adam değilim. Yani bunları yaparak daha da çirkinleşiyor. Ay yok enişte. Murat nereye? Murat! Murat! Nereye gidiyorsun oğlum Murat? Anne. Ne oluyor? Ali Kemal bilmiyorum. Nereye gittiğini bilmiyorum. Başına bir iş açacak. Koş peşinden. Kız sen niye dinlemiyorsun adamı ha? Ha? Adam masumum diyor. Bir anla, bir dinle. Yok. İlla o tırnaklarını göstereceksin değil mi? Ne oluyor ya? Sen niye Hasan'ı savunur oldun? Dünyanın sonu mu geldi? Kızım sınav gibi düşün. Güven sınavı gibi. Hani sonunda ya boş yere günahına girersin ya da inanıyorum der kalbini kazanırsın ya. Hani ödülü de vardır, cezası da. Ne ödülü, ne cezası, ne saçmalıyorsun sen? Ay Akça ya. Ya yeter. Bu ne? Bunlar ne? Hani almamıştın para falan? Bunlar ne? Aldım be aldım. Tamam. Ama kız vallahi kendim için almadım. Hasan'a vereceğim diye aldım. İşte o da sende kalsın deyince. Ya bunların Hasan'la ne ilgisi olabilir? Ne ilgisi var? Bana bak.
hepsini toplar yakarım. Konuş çabuk söyle. Ne ilgisi var Hasan'la? Hepsini yakarım, anladın mı? Kız dur be. Dur. Dur. Hı. Al bak bakalım. Al ne ilgisi varmış gör. Bu salak kardeşinin suçunu kendi üstüne aldı. Asiye de öğrenince korktu işte, susayım diye bu paraları verdi. Sattı be oğlunu, sattı. Yok anne, Murat yok. Gözden kayboldu. Aradım anneciğim, aradım. Otelde yokmuş. Bilmiyorum, bakacağım her yere. Kardeşini istiyorsan göndereceğim adrese gel. Gel bakalım. Gel de kurtar kardeşini. Gel de bir de senin abiliğini görelim. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım? Allah kahretsin. Tamam, sakin. Atacağım, bitecek. Kardeşim nerede lan? Öldürdüğü adamın cesedinden kurtulmaya çalışıyor. Abi. Asya'nın haberi var mı? Biliyor mu o da? Yok. Ali Kemal Bey mahkemeye kadar kimsenin haberi olmayacak dedi. Bizi karıştırmayın diyemedin mi? Sonuçta yalancı şahitlik etmeyeceğiz. Neyi biliyorsak onu söyleyeceğiz. Hem Şule Hanım Efe'ye eziyet etti mi? Etti. Çocuğa kötü davrandı mı? Davrandı. Sen bu yüzden Akça'ya gitmedin mi? Gittin.
Biz şahitlik etmesek bile Allah şahit. Doğru diyorsun da ne bileyim işte. Şule Hanım haberi olursa burnumuzdan getirir. Mahkemeye kadar yer bitirir bizi. Ali Kemal Bey kimse duymayacak dedi. Zaten mahkemeden sonra da Şule Hanım falan olmayacak bu köşkte. Ne yaptın lan sen ha? Abi yemin ederim kazaydı. Yemin ederim istemeden oldu. Suçu adamın üzerine de mi kazayla attın? Murat, sen göz göre göre bir insanın nasıl hayatını karartırsın oğlum? Ya o abim dediğin adam hapse girseydi, ceza alsaydı, o zaman ne yapacaktın? Elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak mıydın dışarıda? Ha? Sen ne ara bu kadar vicdansız oldun oğlum? Benim kardeşim ne zaman böyle bir adam oldu Murat? Hı? Ben böyle bir adamın abisi miyim? Abi özür dilerim. Özür falan dileme benden. Hocanın aldığın adamdan özür dile. Ha? Özür dile bakalım duyacak mı seni? Bakalım seni affedecek mi? Git o adamın ailesinden özür dile. Dostlarından, eşinden, arkadaşlarından. Hadi oğlum git özür dile. Bakalım seni affedecekler mi? Ya da bak. Bak. Suçu üstüne attığın adam orada. Git o adamdan özür dile bakalım. Seni affedecek mi? Git. Zeynep çekil. Abla. Şahitlik ederlerse biterim ben. Duyuyor musun beni? Koz vermeyecektin o zaman abla evin hizmetçilerine. Evin hanımı gibi davranacaktın. Tamam mı? Otur şuraya. Otur. İlk mahkemede Burak'ı benden alacaklar. Artık hiçbir şansım kalmadı. Tamam. Bir sakin ol. Bir topla kafanı, tamam mı? Abla. Bak madem bunlara verecek bir cevabın yok, o zaman bunları nasıl sustururuz ona bakacağız. Neye ihtiyacı vardır bunların? Hı? Paraya mı? E verelim hesabındaki parayı, bitsin gitsin abla. Zeynep bunlar parayla susmaz. E neyle susacaklar abla? Yani yıllardır senin evinde çalışıyor bunlar, sen bileceksin. Yani illaki vardır bir sırları bir şeyleri, değil mi? Abla biraz düşünür müsün lütfen? Evet. Var. Hem de öyle bir açıkları var ki ağızlarını bile açamayacaklar. Nereye? Nereye gidiyorsun? Hoşuna gitmedi mi gördüklerin? Kendi yarattığın cehennemden mi kaçıyorsun? Nereye? Sen kimsin? Niye öyle öfkeli bakıyorsun bana? Ne yaptım ben sana? Ben kimim öyle mi? Ne yaptım ben sana? Keşke ben de senin gibi böyle hiçbir şey hatırlayamasam. Yüzüne her baktığımda hiçbir şey hatırlatmasa keşke gözlerim bana. Çocuklarım benden, birbirlerinden nefret ederlerken keşke ben de onlara böyle senin bana baktığın gibi baksam. Boş boş. Hiç acı çekmeden. Biliyor musun? Bu hastalığın senin için bir ceza değil baba. Ödül. Cezayı ben çekiyorum. Ben. Senin bana yaptıklarının bedelini ben çocuklarımla ödüyorum. Baba. Git şimdi nereye gidersen.
Ne desen haklısın. Özür dilerim. Ben çok korktum. Ben sandım ki sen... Ne sandın koçum? Seni satarım mı sandın? Satmazdım. Biz abiliği, kardeşliği öyle sizin gibi ana baba yanında öğrenmedik. Yetimhanede büyüdük oğlum biz. Yoktu lan. Bizim arkamızı kollayacak bizden başka kimsemiz yoktu. Bana abi diyeni ben satmazdım. Ama şimdi işler değişti Ali Kemal. Değişti. Ben durumun böyle olduğunu bilmiyordum Hasan. Ben sanıyordum ki ben yaptım. Hadi tamam, sen kardeşine inandın, bilmiyordun. Artık biliyorsun. Kusura bakma. Ben doğru olanı yapmaya çalışıyordum. Yap tabii. Sen doğru olanı yap. Sen akıllı adamsın. Akıl adamısın sen. Kardeşin adam öldürdü Ali Kemal. Şimdi de doğru olanı yap o zaman, hadi. Abi. Beni nasıl katil zannedip gidip polise teslim ettinse... al. Kardeşini de götür teslim et. Hasan abi yapma. Ne yapmayayım abisi? Sen benim kardeşimi öldürdün, ben seni gene kolladım. Ne abisi? Geçeceğiniz o abi kardeş ayaklarını. Başlamadan bitti o iş. Şimdi doğru abilik vakti. Değil mi Ali Kemal? Hadi. Kardeşini al, polise teslim et. Hesap kapansın. Eğer bunu yaparsan hesap kapanır. Yapmazsan en büyük düşmanı ben olurum. Hadi bakalım, sen de abiliğini görelim. Bu arada o ceset değildi. Biz kardeşimizi öyle uçurumdan attıracak kadar vicdansız değiliz. Şule Hanım, buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Yok. Hiçbir şey lazım değil. Mahkeme celbi geldi. Yakında benden kurtuluyorsunuz. Mahkemeyi kazanma şansım sıfır. Ali Kemal'in şahitleri varmış duyduğuma göre. Sence ne yapmalıyım Melek Hanım? Hı? Yani ne söyleyeceğinizi bileyim de kazanamayacağım savaşın içine girmeyeyim. Doğruyu söyleyeceğiz Şule Hanım. Ne sorarlarsa doğruyu söyleyeceğiz. Bence de. Yeteri kadar yalan söylendi bu evde. Hepimiz çocuklarımızı korumak için fazlasıyla yalan söyledik. Çocuklarımız. Hepimizin ortak zaafı. Değil mi Melek Hanım? Beni bir anne olarak en iyi sen anlarsın. Söz konusu Ayşe ise... onun menfaatleri için... onu korumak için... sen de yalan söylemez miydin? Ayşe ile ne ilgisi var Şule Hanım? Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Neyi ima ediyorsanız söyleyin de bilelim. Bir şey ima etmiyorum. Bir annenin çocuğu için her şeyi yapabileceğini Melek Hanım'a anlatmaya çalışıyorum. Çünkü o bir anne. Beni en iyi o anlar. Neyse. Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın. Ellerine sağlık. Ne demek istedi bu? Ayşe ile ilgili bir durum mu var? Benim bilmediğim bir şey mi var Melek? Yok. Ne olacak canım? Ne olacak? Şimdi
hissetmesek değil mi? Allah kahretsin! Herif oyun oynadı lan bizimle! Göz göre göre dalga geçti! Abi, ne yapsak? Biraz sakinleşsek mi acaba? Eve falan mı geçsek? Ha? Niye abi? Ha? Niye öyle yaptın? Ha? Abi, sakın. Sakın bak, eğer beni teslim edeceksen... Hemen şimdi beni burada denize at. Hemen at abi, bitsin bu iş abi. Ben yapamam abi, ben kaldıramam. Yapamam abi, beni teslim edemezsin. Ben yapamam abi, ölürüm orada. Ya ben senin kardeşinim ya. Ha? Teslim etmezsin abi sen. Kardeşini teslim etmezsin sen değil mi abi? Etmezsin abi kardeşini teslim sen. Kardeşiz abi biz. Etmezsin sen beni teslim. Sayfa no, yok. Cilt no, yok. Hane no, yok. Ana adı? Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması asılı kalan çocuk var ya. Bilyelerini rüyalarında unutan çocuk. Ve oyuncaklarını masal kahramanlarına kaptıran çocuk. O benim işte. O benim abi. Bir annem olmalıydı değil mi? Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Anne ha? Bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarını bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi. Sayfa no, yok. Cilt no, yok. Hane no, yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızla? Sahi, bir de babam olmalıydı değil mi? Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan... Oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya. İşte o benim. O benim abi. O benim. Sayfa no, yok. Cilt no, yok. Hane no, yok. Sokak çocuğu diye bir şey yoktur.
sokaklar çocuk doğurmaz. Sen benim bile bile ölüme gönderiyorsun. Doğru mu bu senin? Kaçarak yaşayamazsın oğlum. Hayatın boyunca tehdit edilerek yaşayamazsın. Ya ne tehdidi? Ne tehdidi? Hasan istese çoktan teslim ederdi beni abi, yapma ne olur. Oğlum bak, bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın peki? Ha? Ben aynada kendi yüzüne bakabil istiyorum oğlum. Utanmadan, sıkılmadan yüz yüze bakabilelim istiyorum. Ya bakmayalım abi. Bakmayalım, gerekirse bir daha hiç görmeyelim birbirimizin yüzünü abi. Ben çeker giderim ya. Vallahi bak, bu deliğe girmektense ben dünyanın öbür ucuna gitmeye razıyım abi. Ne olur yalvarıyorum ya. Murat, ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? He? Bunun başka bir çözümü yok oğlum, yok. Benim için yok. Sen birinin canını aldın. Abi kazaydı, yemin ederim sana kazaydı. Allah kahretsin. Oğlum tamam. O zaman içeri gir, bunu söyle. Sana söz veriyorum. En az cezayı alman için elimden geleni yapacağım. Arkanda çok büyük bir avukat ordusu olacak oğlum. Aynen. Hayır, bir gün bile ölüm orada bana. Bak, bunun geri dönüşü yok abi. Sen şu an benim hayatımı bitiriyorsun. Biz doğru olanı yapacağız oğlum. Doğru olanı yapacağız ki Hasan gibi adamlardan farkımız olsun. Ben o farkı çok iyi anladım abi. Ben o farkı çok iyi anladım. Şimdi eğer iznin olursa bir annemle görüşeyim. En azından bu deliğe girmeden önce bir vedalaşayım. Senin derdin ne ya? Ha? Oyun mu oynuyorsun sen benden? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne istiyorsun benden? Ben isteseydim çoktan içerideydim, biliyorsun değil mi? Ali Kemal'e kalmazdı o işin kararı yani. Ne o zaman? Niye yapıyorsun ya bunu bana? Niye, niye? Anla istiyorum. Ali Kemal'le aramdaki farkı gör istiyorum. Abilerini tanı istiyorum. O seni göndermeye çalıştığı delik var ya, oradan geliyorum oğlum ben. Biliyorum orayı. Ben kardeşimi o cehenneme gönderemem. Benim huyum böyle. Ben bana abi diyeni harcamam. Korktun oğlum sen. İnsan gibi. Kim olsa korkar. Ama artık bitti gitti. Artık özgürsün. Kimse bu saatten sonra seni bundan mahrum edemez.
benim yanımda durduğun sürece. Bir hava alayım. Niye çağırdın beni sabahın köründe? Ben evden çıkamıyorum çünkü annem yasakladı. Ne yasağı ya? Ayşe kocaman kızı oldun. Yani. Biz bahçeye çıkalım Ebru. Şule Hanım kusura bakmayın. Çıkmanıza gerek yok. Ne güzel seni görmeye arkadaşın gelmiş. Benim zaten işim bitecek şimdi. Bu arada Murat konusunda dikkatli ol. Duyduğuma göre işi bayağı ilerletmişsiniz. İlerletmişsiniz derken? Murat bir şey mi söyledi? Şule Hanım. Korkma. Anlıyorum gençsiniz, kanınız kaynıyor. Ama ağırdan alın. Yani Asiye annem biliyorsun. Duyarsa hiç hoşlanmaz. Neyse ki Allah'tan ben varım. Bir şey olursa senin yanında olurum. Yani bu işi resmiyete dökmek istiyorsan ben sana yardımcı olurum, ortada kalmazsın. Tabii benim de senden ufak bir ricam olacak. İyiliğe karşı iyilik diyelim. Ama neyse, sen şimdi arkadaşına vakit geçir. Sonra konuşuruz. Kız, bu senin eltin mi olacak şimdi? Ay, ne kafa kadın ya. Aynı bizim gibi. Oğlum bıraksana şunu. Yanacak elin kolun lan, bırak. Bitti mi yani şimdi? Bitti. Bendeki videoları da sildim. Bir şey kalmadı. Bitti oğlum. Bitti. Peki sen? Sen affettin mi beni? Yani sonuçta ben... Lan oğlum ne anlattım ben demin arabada? Affettim dedim ya. Öyle değil abi. Harbiden... Yüreğinden gelerek diyorum ben. Aslında çok kardeşim var demiştim ya. Öyle olmuyormuş be Murat. Sen korkup beni karakola aldırınca... O korku var ya... Benim gelip taşırama yerleşti. Sanki sen değil ben korkuyordum ha. Vallahi. Kırıp dökerim zannettim. Kızarım. Ama öyle olmuyormuş işte. Ben anladım lan seni. Konuşmasak da anladım. Dedin ya, affetmek. Ya insanın o an aklına kardeşinden başka bir şey gelmek. Allah'ım kardeşimin başına bir şey verme diyorsun, başka bir şey demiyorsun. O da abim. O neden hissetmedi öyle? Ya ne diyeyim şimdi be oğlum? Ali Kemal de benim kardeşim neticede. Ama garip bir adam o yani. Bilemedim. Abiliği, adamlığı, dürüstlüğe biz başka yerlerden bakıyoruz Ali Kemal'le. Bak biz geçmişi burada yaktık. Bitti gitti. Artık önümüze bakacağız. Kardeş olmanın hakkını vereceğiz. Ha? Abim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben.
Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ben bunu senin oğullarının burnundan fitil fitil getirirken... bakalım onlara da geç mi kalacağım? Ali Kemal. Oğlum, Murat nerede? Arıyorum, arıyorum. Açmıyor telefonun. Açmıyorsunuz. Nerede Murat? Kaçtı. Ne? Pestim ol, arkandayım. Ne gerekiyorsa yapacağım dedim ama... Murat kaçtı. Niye teslim olacak ki Murat? Anne, yeter ya. Hala gözünü seveyim yeter. Biliyorum artık her şeyi. Yavuz'u Murat öldürdü. Sen de gömdün. Hasan. Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Öyle laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Peş ettim. Ne? Kaç kişi üzülmüştür Yavuz'un arkasından demiştik de gelirken. Seninle beş ettim. Ben ölsem beş de etmez. Akçengi üzülmeyeceğine göre... Kimsesizlik en çok bugün koydu biliyor musun? Lan beş kişiyle cenaze mi kaldırılır? Arkanızdan ağlayan sahte bir kalabalık olacağını... öyle bir elin parmağına geçmesin. Daha iyi bence. Siz niye üzülüyorsunuz ki? Siz niye içleniyorsunuz ki? Aileniz yok diye. Bakın Hasan'a. Buldu ailesini. Buldu da. Koskoca köşk. Bir üçünüz etmedi ya. Güzel oğlum benim. Feci'm. Ben seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben seni bir gün bile görmeden duramam. Hani sen mecbur kalsan, ben babanla ayrı yerlerde olsak. Benimle mi kalırsın, babanla mı? Aşk olsun. Bir de düşünüyor musun? Bak, çocukların yeri annelerinin yanıdır. Eğer çocuklar annelerinin yanında olmazsa... anneler çok üzülür. Peki babalar üzülmez mi? Şule Hanım, bir ara konuşalım demiştiniz ama. Tamam. Efe'cim, sen biraz bize müsaade et. Ayşe ablan önemli bir konu olmasaydı koştur koştur gelmezdi. Hadi sen kardeşinin yanına geç. Hem bak bakalım ne yapıyor. Efendim Ayşe. Bakın, ne duydunuz Murat ne anlattı bilmiyorum. Ama annemlerin haberi yok. Evet. Annenle baban bilmiyor. Zaten baban duymasın. Duyarsa seni bilmem. Ama Murat'ı elinden kimse alamaz. Zaten başımızda bir sürü dert var. Yani ağzımızdan falan kaçmasın değil mi? Siz bir iyilik falan demiştiniz. Bir şey mi isteyeceksiniz? Evet. Ali Kemal çocukların velayetini benden almak istiyor. Ben ne yapabilirim ki bu konuda? Sen ne yapabilirsin? Annenle baban mahkemede aleyhime şahitlik edecekmiş. Eğer öyle bir şey olursa... hak verirsin ki ben de duyduklarımı herkesle paylaşmak zorunda kalırım. Yani... Murat'la yattığını kimsenin öğrenmesini istemezsin değil mi?
Ben ne yapıyorum anne ya? Hı? Söylesene bana, ben kimi koruyorum, ben hanginizi koruyorum? Ha? Söyle. Sen sus. Sen sustukça biz daha çok batalım. Ama sen sus. Sen hiçbir şey anlatma değil mi anne? Oğlun adam öldürsün, sen de git göm. Ama hiçbir şey söyleme. Sadece sus. Murat hapse girecekti oğlum. Evet. Girecekti. Tutup kolundan sen teslim edecektin onu. Madem birinin canını aldı, öyle Hasan'ın üzerine atmayacaktı suçu. Gidecekti, insan gibi cezasını çekecekti. Ben bir oğlumun daha hapse girmesine dayanamazdım. Yapamazdım bunu. Korktum. Korktun. Korktum. Korktun. O zaman asıl şimdi korkan ne? Hasan bana dedi ki, Murat'ı eğer teslim etmezsen senin en büyük düşmanın olurum dedi. Hasan artık hiçbir şey durduramaz. Hasan yeni başlıyor. Ne oluyorsa, ne yapıyorsa senin canını yakmak için yapıyor. Ama bak, bedelini hep beraber ödüyoruz. Yeseniz hadi. Siz şimdi bu becerememiştir diye yemiyorsanız, hatırlatırım ben lokantada çalışıyordum. Hani şu bastığınız var ya, unuttuysanız. Adam beni boşuna işe almadı, hadi yiyin. Çok güzel olmuş. Eline sağlık yenge. Afiyet olsun. Hoş geldin abi. Açsındır. Otursana. Börek yaptım. Seversin sen. Yok yemeyeceğim ben. Size afiyet olsun. Duş alacağım. Başın sağ olsun. Eyvallah. Hasan. Akça. Ben çok yorgunum. Bir duş alıp yatacağım. Sen de çık yemeğini ye istersen hadi. Ben çok özür dilerim senden. Sana inanmam gerekiyordu. Şimdi affet desem affeder misin? Ya sen niye af diliyorsun ki? Beni doğuran bana inanmamış. Rahat olsana sen. Benim inanmam gerekirdi ama. En yanında olmam gereken zamanda. Akça, hadi. Gitmiyorum hiçbir yere bak. Artık gitmiyorum. Buradayım. Annem fotoğrafları gösterdi değil mi? Tabii. Başka türlü inanmazsın çünkü. Gözünle görmeden inanmazsın sen. Her zamanki gibi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben her şey olabilirim ha. Sana türlü hatalar da yapmış olabilirim. Ama asla sana yalan söylemedim ben. Söylemem. Ne olduysa bu oldu derim, dedim. Kabahatliysem ben yaptım dedim. Ama hiçbir zaman günahlarımın arkasına saklanmadım ben. Kaçmadım. Hele var ya, hiç kimseye hiçbir şeyin hesabını kesmedim ben. Ama anasını satayım, bütün hesaplar bana kesiliyor lan. Çok haklısın. O kadar haklısın ki. Ama bitti. Bitti artık. Söz veriyorum ben. Şüphe etmeyeceğim artık senden. Hiç şüphe etmeyeceğim. Akça. Gitmiyorum bak hiçbir yere. Hiçbir yere gitmeyeceğim artık.
bunu da bir daha hiç çıkarmayacağım parmağımdan. Söz. Akça. Bak ben artık sana söz veremem. Ben o istediğin adam olabilir miyim bilmiyorum. Hele bu saatten sonra. Hiç bilmiyorum. Ne demek şimdi bu? Hasan korkutma beni. Olmuyor lan. Giyeyim yutayım dedim ama olmuyor. Aha şuramda duruyor. Ben bunların hesabını sormazsam benim içim soğumaz Akça. Ben ne yaptım lan bu insanlara? Ha? Sanki onlar benim değil, ben onların hayatını mahvetmişim gibi. Sanki kötü benmişim gibi. Ama sen dur. Ben bunların hesabını öyle bir soracağım ki onlardan. O kadına var ya, keşke karnımdayken ölseydi dedirteceğim. Hasan bak. Sen bana bak. Ben dinlemeyeceğim seni bu sefer. Ben o korktuğun adam olacağım yine. O yüzden bence sen bu yüzüğü hiç takma. Takma ki çıkarttı diye sonra ben üzülmeyeyim. Hadi git. Gitmiyorum. Akça git hadi. Gitmeyeceğim hiç. Akça lütfen. Gitmiyorum ya. Gitmeyeceğim. Ben yıllardır senden kaçtım. 5 yıl boyunca. Sen yoktun, adamlarından kaçtım. Hapse girdin çıktın, yine senden kaçtım. Kaçmıyorum artık. Bitti. Buradayım işte. Sen geçtin benim karşıma. Benden bir şans istedin. Söz verdin sen bana. Bu yüzüğü de ne zaman inanırsan o zaman tak dedim. İnandım işte. Oldu mu? Şimdi hiçbir yere kaçamazsın. Akça. Ne Akça Akça? Yok öyle Akça Makça. Ailen mi yok senin? İstemedi mi seni ailen? Sen zaten bu yüzüğü bana aile olalım diye vermedin mi? Ben duydum seni. İyi bir adam mı olacaksınız? Birine bir şey olun dedin. O çocuklara. Anası, babası, kocası. Sen de benim bir şeyim ol o zaman. Öyle akıl vermek de olmuyor. Yap şimdi o zaman. Yani eğer beni sevmediğin için, artık istemediğin için git dersen giderim. Ama öyle intikammış, kardeşlerine bedel ödetmekmiş falan. Öyle bir bahaneyle beni uzak tutacaksan ben buna izin vermem artık. Sen taktın mı şimdi bu yüzüğü? İyi. Evleniyoruz o zaman. Nasıl yani? Bayağı. Nüfus cüzdanı yanında mı? İşlemleri başlatacağım. Hasan abartma. Niye abartma ya? Sen demedin mi oğlum az evvel? Yanından ayrılmak istemiyorum, bir yere gitmek istemiyorum diye. İspatla o zaman. Öyle. Açmıyor. Delireceğim ya, gerçekten delireceğim. Nereye kadar kaçacak bu çocuk, ha? Ya kaçmak çözüm değil ki anne. Nereye gidiyorsun? Hasan'a gidiyorum. Murat'ı bana teslim etmezsen sana düşman olurum demedi mi? Ya elindeyse Murat? Ya ona bir şey yaptıysa? Hasan abim bir şey yapmaz bana. Murat neredesin sen? Neredesin? Oğlum, delirdin mi sen, ha? Arıyorum, niye açmıyorsun telefonunu? Abimin yanındaydım. Konuşuyorduk, açmadım. Ne işin var senin o adamın yanında? Senin kardeşini teslim edip hayatını içine edeceğini anlayınca emniyetin önüne gelmiş. Sağ olsun aldı beni.
Murat, hala anlamıyorsun değil mi? Oğlum, bak bu adam bizimle oyun oynuyor. Şu adamın oyununa gelme. Ne yapıyorsa iyi ki yapıyor biliyor musun? Sayesinde abim kimmiş görmüş oldum. Merak etme, çok iyi tanıdım ben seni. Sen o adama mı güveniyorsun oğlum? Ha? Onu mu koruyorsun bana karşı? Bak, o adam senin başını yakacak. Duydun mu? O adam senin başını yakacak. Senin o adam dediğin senden fazla abilik yaptı bana. Elinde ne var ne yok hepsini sildi attı. Artık suçlanabileceğim hiçbir şey yok. Özgürüm ben. İstesen de yakamazsın beni. Murat, bu bir sınav. Eğer bu sınavı geçemezsen günden güne kararırsın oğlum. Başka bir adama çevirir omuzlarındaki yük seni. Kendini tanıyamaz hale gelirsin. Bak. Hala geç değil. Sen işine baksana ya. Benim bu hayat, benim, benim. Yeter artık. Çok istiyorsan git kendi hayatında ahkam kes. Ya tamam be oğlum. Susup öyle bakışmayın birbirinizle. Birdenbire oldu diyorum. Yani yarına da gün verince işte ne yapayım? Yarın evleniyorsun yani. Lan evleniyoruz dediysek düğün dernek yapmayacağız herhalde. Bak nikah kıyacağım diye Yavuz'u unuttum sanıyorsanız yok öyle bir şey. Ben sözümün arkasındayım. Canımızı yaktılar, canlarını yakacağız. Ya tamam be. Haklısınız. Halt ediyorum ben. Bizim ciğerimiz yanmış. Ben hala nikah peşindeyim. Ben konuşurum Akça'yla. Kısmetse son hallederiz artık. Olmaz abi. Ya tamam be oğlum haklısınız dedim ya unut. Ferhat'la ben şahidiniz olmazsak o nikah olmaz. Başardın ha. İkna ettin son dengeyi. He ya. Olmaz dedim ama. Allah mutlu etsin abi. Tebrik ederim. Eyvallah. Bir günde biz mutlu olalım be abi. Olalım be. Olalım. Vay be. Şaka gibi de mi? Vay be. Kız ne demek evleniyor? Sen de vur deyince öldürüyorsun ha. Kızım ben sana adamı affet dedim. Git hemen nikah mı kıy dedim. Ya çok sinirliydi. Bana yaşattıkların hesabını soracağım onlara diyordu. Ben de yanında olursam daha sakin olur diye düşündüm. Vazgeçer dedim. O zaman hemen evet demeseydi. Az bir anama sorayım falan diye oyalasaydı. Olmadı öyle bir vaktim. Elimden tuttu götürdü. Yıldırım nikah deyince yarına gün verdiler. Yarına mı? Bu yarına. Yani yatacağız kalkacağız o yarın olacak. Bu yarına ha? Kız sen kafayı mı yedin? O değil de zaten ben ne yapacağım anne? Adamdan oğlunu saklıyorum. Yok. Efe'yi söylemeden mümkün değil, olmaz bu nikah. Kız. Acaba nikahtan sonra mı söylesene? Belki balayına falan gidersiniz ha? Hani böyle yavaş yavaş, sakin sakin, usulünce. Yok artık. Kız ne bakıyorsun öyle be? Sanki çaresi bendeymiş gibi. Oh, ye ye haltları. Sonra anne ne yapacağız? Akça kız. Gerçekten ne yapacağız? Desen bir türlü, demesen bir türlü. Ben hep koruyacağım kardeşimi. Kimse onu üzmeyecek. Burak senin gibi bir abisi olduğu için çok şanslı. Sen benden çok daha iyi bir abi olacaksın. Tatile gidelim mi ister misin? Ne zaman? Ufak bir işim kaldı. Bunu halledeyim. Sonra sen, ben, kardeşin şöyle güzel bir tatil yapalım ha? Olur mu? Annem, o gelmeyecek mi? Hayır oğlum. Annen gelmeyecek. Şöyle. Benden habersiz çocuklarımı alıp nereye götürüyorsun? Şimdi sırası değil, sonra konuşuruz. Bence şimdi tam sırası Ali Kemal. Hazır tatil planı yapıyorken konuşalım bir.
Anne. Tamam. Tamam oğlum, yok bir şey. Şule, çıkar mısın, bunu sonra konuşalım. Efeciğim, bensiz kalmaya dayanabilir misin? Hı? Şule, ne diyorsun sen? Ne oldu? Cevabını almaktan mı korkuyorsun? Saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Kararı o vermeyecek mi? Bırak tercihini yapsın. Efeciğim, şimdi sana soruyorum. Benimle mi kalmak istersin, babanla mı? Söyler misin? Ben ikinizi de istiyorum ki. Oğlum. Efe, birimizi seçmek zorundasın. Çünkü babanla ayrılıyoruz biz. Babam beni terk ediyor. Ne yapıyorsun sen? Böyle mi söylediniz çocuğa? Bunları pedagog eşliğinde konuşacağız. Öyle mi? Benim niye bundan haberim yok? Doğru ama her şeyi sen planlarsın. Dikkat et de yaptığın planın altına ezilip kalma. Geldim anneciğim. Gel. Ben senin yanındayım, korkma. Her şey düzelecek, merak etme. Efe, her şey güzel olacak anneciğim. Ben senin yanındayım. Ya size mi düştü şahitlik etmek? Siz niye karışıyorsunuz? Bırakın kendi aralarında çözsünler. Git konuş babamla. Olmaz de, vazgeçir. Hem yazık değil mi kadına ya, çocukların elinden alacaksınız? Ayşe kızım, ne oluyor? Şule Hanım'ı korumak sana mı kaldı? Ha? Bana bak, bu kadın seninle ilgili ne biliyor? Ne bilecek canım? Çekileceğin bir şey yoksa niye korkuyorsun o zaman? Bana bak, bu kadın seninle ilgili ne biliyor? Kızım söyle. Söyle ki seni neden korumam gerektiğini bileyim. Anne. Anne ben... Ne yaptın? Kızım. Söyle. Yani abla, olacak iş mi? Hı? Mahkeme öncesi niye daha fazla kızdırıyorsun adamı? Daha benden boşanmadan çocuklarıyla birlikte tatil planı yapıyor. Görecek ama mahkemede. O çok güvendiği dağlara karlar yağınca aynısını ben de ona yapacağım. Koşsun bakalım çocuklarının peşinden. Peki bu insanlar mahkemede seninle ilgili ne söyleyecekler? Abla, neyi biliyor insanlar? Neyi görmüşler? Hiçbir şey. Hiçbir şey, öyle mi? Ya bu insanlar konuşursa biterim ben diyen sen değil miydin? Zeynep. Abla bak, tamam seni yargılayacak falan değilim. Ama belli ki bir şey olmuş ve sen bu çocuğu istememişsin. Enişten de çocuğa çok düşkün. Evet. Bazen kendi oğlunu bile gözü görmüyor. Burak'tan çok Efe'yi kaybetmekten korkuyor. Bak. Eğer işler tersine giderse, oğlumu benden alırsa, ben de Efe'yi ona bırakmam. Efe'yi kaybetmesi için ne gerekiyorsa yaparım Zeynep. Ne gerekiyorsa. Dede. Ne yapıyorsun sen burada tek başına? Dedeciğim. Ali Kemal ben. Torunun. Öyleymiş yani. Kemal senin adın. Kemal, Ali yok. Ali yok. Tamam. Tamam dede. Yani istediğini söyle, bana fark etmez. Ali de olur, Kemal de olur. Ali yok. Öldü o. Kim öldü? Ali kim? Dede. Hatırlıyor musun Ali kim? Asiye kaçtı onlar. Olmaz dedim. Kaçtı.
Ne anlatıyorsun sen öyle? Ne anlatıyorsun? Adamın nereden geldiğini anlatıyor. Sen bana o adamın adını mı versin? Ha? Hasan'ın babasının adını mı? Kalk da yat artık, hadi kalk. Asiye, Ali'nin oğlu. Baba eve girerse Rıza onu da öldürür. Öyle dediydi giderken. Unutmadın değil mi Asiye? Unutmadım baba. Unutmadım. İyi. Ama unutma. Ben unuturum. Sen unut. Ailen mi yok senin? İstemedi mi seni ailen? Sen zaten bu yüzüğü bana aile olalım diye vermedin mi? Evleniyorum yılan ben. Ey kurban olduğum be. Dövüyor musun, seviyor musun anlayamadım. Aha. Geldi benim sarıyla kara. Ben kendim bile çekemiyorum Anvar'a. Geldim, geldim. Kokusunu mu aldınız lan? İçeri girebilir miyim? Konuşmamız gerekiyor. Nerede mezarı babamın? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Nasıl öldü? Kazaya kurban gitti. Dediler. Dediler. Kim? Ya bak seni sormuyorum ha. Babamı soruyorum. Ya sen neredeydin bunca sene? Ne içtin, ne yedin? Kıl gün geçtim ben onları. Babam ya. Nereliydi mesela? Bir köyü var mıydı? Bir fotoğrafı belki. Yok. Hiçbir şey yok babanın, hiç kimsesi yok. Hem öksüz, hem yetim. Ben gibi ha? Yok oğlu yok işte. Çok acı çekiyorsun biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Oğlum. Bak oğlum deme. Şş, sakın ha. Sakın deme. Şuramda duruyor sakın. Ne güzel alışmıştım ben be. Vallahi alıştırmıştım kendimi. Her gece ne güzel hikayeler kuruyordum kafamda. Beni doğurup bırakan kadın haklı çıkaracak hikayeler. Birinde çok fakirdi mesela. Süt alacak parası yoktu. Ne yapsın? O yüzden bıraktı beni. Birinde kocası çok dövüyordu. Babam. Ben zarar görmeyeyim diye bırakmıştı. Bak bu söyleyeceğime inanmayacağını biliyorum ama hiç umurumda değil biliyor musun?
Pinde. Bedenini satıyordu. Sırf beni bataklıkta büyütmesin diye bırakmıştı. Buna bile razıydım lan. Ama hiç, benim kafamın içindeki hikayelerde, hiçbirinde annemin böyle koskocaman pembe bir köşkte çocuklarını büyüttüğü bir hikayem yoktu. Yoktu yani öyle bir hikaye. Ben isteyerek vermedim seni Hasan. Seni benden zorla aldım. Ya Allah aşkına, kim senden neyi zorla alabilir ya, ha? Sen dışarıdan hiç kendine baktın mı? Ulan senin evine biri taş atacak olsa sen o taşa kafa atarsın kafa. Bana gelince mi eğdin o başını? Ulan hadi tamam. Baban diyelim ki senden beter çıktı, baş edemedin. E buldun ya izini. Bulmuşsun. Adın belli, kimliğin belli. Hadi bulduğundan da çok haz etmedin diyelim. Ben buna hiç bulaşmayayım dedin. Bak buna da tamam. Karşına çıktım ben senin be. Teyze dedim ben sana. Oturduk çay içtik biz seninle, sohbet ettik. Defalarca ya. Defalarca. Ya sen beni doğuran kadınsın ha. Hiç mi ya? Hiç mi? Ulan bu kadar mı hiçim? Bak. Ya dokunma bana. Dokunma bana, kalk. Kalk, acındırma bana kendini. Ne desen haklısın. Ya ben haklı olmak istemiyorum işte. Bir kere de sen bir şey söyle, ben ikna olayım. Öyle gerekti. Hepinizin huzuru için öyle gerekti. Yine yok oldu, yok işte. Sen bana bir desene, sen niye geldin buraya? Çok öfkelisin. Çok haklısın. Öfkelenmekte. Ama kardeşlerin senin düşmanın değil ki. Onların hiçbir suçu yok. Öncünü onlardan çıkarma. Bütün suçlu benim. Ne yapacaksan bana yap. Tabii. Oğulların için geldim. Ben de kime ne soruyorum ya? Sen oğlun hapse girmesin, ben gireyim diye Emine'yi parayla susturmuş kadınsın be. Hayır ben. Ya ne hayır, bırak. İkiniz de hapse girmeyin diye yaptım bunu. Bütün suçu kendim üstlenmek için yaptım. Sen bu söylediklerine kendin inanıyor musun gerçekten? Ya benim evimden çıkıp gider misin lütfen? Hasan. Çık dedim hadi. Bak ben buraya beni affetmen için geldim. Affet beni. Ne olur affet beni. Öfkeni kus, bana kus. Ne yapacaksan bana yap. Ama onlar senin kardeşlerin. Düşmanın değil ki onlar. Hıncını benden çıkar. Hadi benden çıkar hıncını. Ne yapacaksan bana yap. Ya çık git dedim sana. Sen var ya, şu kadarcık merhamet hak etmiyorsun ha. Şimdi o çocukların için, oğulların için dertleniyorsun ya sen. Bak ben senin o derdini nasıl büyütüyorum. Bak ben o derdini nasıl büyütüyorum seni. Seni o derdinle nasıl gebertiyorum ben. Hasan yapma. Çık git dedim sana. Hasan yapma. Çık git benim. Yapma, bütün suçlu benim oğlum. Çık git dedim. Ne yapacaksan bana yap Hasan. Hamle bela kuvvete ya. Hasan ben onlar kadar seni de düşünüyorum. Oğlum lütfen ne yapacaksan bana yap Hasan. Hasan, bak ne diyeceğim. Bak beni dinle Hasan. Hasan, bak bütün suç benim. Onların hiçbir suçu yok. Onlar senin kardeşin. Hasan ne olur yapma, bir şey yapma. He öyle. Al şunu da. Bak onlar senin kardeşin. Bütün kabahat benim. Duydun mu beni? Bütün kabahat benim. Bütün kabahat benim. Bütün kabahat benim. Oğlum.
tamam herhalde. Maşallah. Vay be Emine. Bugünleri de gördüm ya seninle. Ölsem de gam yemem ha. Öyle öyle. Öyle de bu kadar mıyız? Başka gelen yok mu? Daha ne olsun, kim gelsin? Annengiller. Kardeşlerine de ona da haber verseydin ya. Yok, gerek yok. Benim kardeşlerim burada zaten. İlla ortama bir anne gerekiyorsa da seninle idare edeceğiz Emine. Hadi hadi git bak, şu kıza gelmedi daha. Kız bozuk yok, hadi sonra halleşiriz biz seninle. İyi be tamam. Jilet gibi olmuşsun. Olmuş değil mi lan? 10 numara. Yelek vardı takmadım, öyle garson gibi oluyor böyle daha güzel. Güzel güzel. Oğlunuz, kardeşiniz, kaynınız Hasan Çetin'in nikah töreni bugün saat 13'te Zeytinburnu Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşecektir. İnsan evladıysanız bu çocuğu en mutlu gününde yalnız bırakmazsınız. Birileri boşanır, birileri evlenir. Ne diyeyim mutluluklar. Davacı Ali Kemal Karasu, davalı Şule Karasu. İçeri gelin, dava başlıyor. Ali Kemal Bey, şahitlerimiz. Gelmiş olmaları lazımdı. Belki bir anneyi çocuğundan ayırmak istememişlerdir. Yani umarım. Geç kalıyoruz. Mahkeme başladı, hadi. Gelirken telefonumu da getir. Aslan yetiş Ayşe. Ne oldu? Ne oldu? Çabuk. Ayşe. Ayşe kızım, neyin var? Ayşe. Ayşe iyi misin kızım? Ayşe. Ayşe. Ne oldu Melek? Ayşe. Ayşe kızım. Ayşe iyi misin? Bunu bulana kadar akla karayı seçtim. Kayıp eşya bürosundan buldum. Ay biraz eski ama olsun, iş görür be. Dur dur, ne yapıyorsun? Aa, kız duvaksız gelin mi olur? Takacağım. Vallahi duvaklı da duvaksız da olmaz böyle bu nikah zaten. Ben Hasan'a gerçeği söylemeden, Efe senin oğlun demeden o imzayı atamam. Atamam, yapamam. Asıl şimdi yapamazsın. Sen o treni kaçıralı 5 yıl oldu kızım. Sen bayağı geç kaldın anne. Bu saate kadar bekledin. Az biraz daha bekleyeceğim. Ne zaman Hasan'ın içi soğur, kendine gelir, ancak o zaman söylersin. Tamam mı? Anne. Çok güzel oldun be. Maşallah. Davalı Şule Karasu, Efe Karasu'ya uyguladığı psikolojik, fiziksel şiddetler yüzünden davacı müvekkilim Ali Kemal Karasu'nun açtığı bu boşanma davasında talebimiz
09.04.2019 doğumlu Burak Karasu ve Efe Karasu'nun boşanma davası sonuçlanana kadar geçici velayetlerinin Ali Kemal Karasu'ya verilmesidir. Sayın Hakim, tüm bunlar söylemden, iddialardan öteye gitmeyen ithamlardır. Müvekkilim Şule Karasu'nun yaptığını iddia ettikleri suçlara dair hiçbir kanıt yoktur. Sayın Hakim, Şule Hanım'ın psikiyatrik destek için bir uzmanla görüştüğü ve çok ağır ilaçlar kullandığı belgelerle ispatlanmış olup önünüzdeki dosyada mevcuttur. Tek başına bir anlam ifade etmez. Maddi bir kanıt, şahitler olmadan davalı avukatın dediği gibi iddiadan öteye geçemez. Dosyanızda şahitlerin dinleneceği yazıyor. Nerede şahitleriniz? Gelmediler henüz. Çekişmeli boşanma davalarında hemen sonuç alınmaz, biliyorsunuz hepiniz. Ancak çocukların geçici velayetinin kararını vermek lazım. İddia makamını dinledik. Bu deliller yetersiz. Çocukların yaşları, ihtiyaçları göz önüne alınarak Efe Karasu ve Burak Karasu'nun mahkeme sonuçlanıncaya kadar geçici velayetinin anneye ve... Efendim, şahitlerimizden biri geldi, izin verirseniz. Efendim, dava sonuçlanırken şahidin birden gelmesi... Çocuklar mevzu bahisse dinlemek gerekir şahidi. Buyurun. Ya hiç sevmiyorum bu işleri ya. Takmasam bunu ne olur? Bağlayayım abi ben. Bağlayacaksın. Tabii ki abi. Nedir yani? Lan her gün kravat bağlıyor bana sanki. Bağla şimdi bakayım. Şimdi bak şunu şuradan alıyorlar. Oradan almıyorlar işte. Ver. Onu biz de biliyoruz. Öyle değil bak. Onu biz de biliyoruz. Çok güzel olmuşsun. Birazdan nikah memuru gelecek. Birazdan sen benim karım olacaksın. Yol arkadaşım, geleceğim, her şeyim. Ya zaten öylesin de. Bir mührü basacağız işte. Ali Kemal, oğlumu sana bırakmayacağım. Efe yüzünden oğlumu benden alamazsın Ali Kemal. Asiye anne, bir şey yapsana. Sana bir şey yapsana dedim. Sus ve sessiz ol. Duymadın mı hakimi? Çocukları geçici olarak verdi Ali Kemal'e. Daha boşanmadınız siz. Mahkeme süreci bitmedi daha. Birazcık akıllı ol ya. Biraz içi soğusun. Sakin ol, bekle. Peki benim içim soğuyacak mı? Peki benim içim soğuyacak mı Asiye anne? Sonuçları sen de biliyorsun. Oğlumu size bırakmayacağım. Duydunuz mu beni? Bırakmayacağım dedim. Abla. Efe yüzünden oğlumu benden alıyorlar. Efe yüzünden.
Evlat acısına göstereceğim ben onu. Evlat acısı neymiş tek tek göstereceğim onlara. Tek tek. Daha evvel belediyemize yapmış olduğunuz evlenme müracaatı incelenmiş olup... yapılan inceleme sonucunda evlenmenizde bir mani olmadığı görülmüştür. Şimdi bir kez de burada şahitler ve bizlerin önünde bu isteğinizi sözlü olarak da beyan ederseniz... evlenme hakkınızı gerçekleştireceğim. Siz Sayın Akça Yılmaz... hiç kimsenin etkisi baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Hasan Çetin Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hadi yavrum. Evet diyeceksin işte. Gelin hanım, bir daha tekrar edeyim mi? Evet, evet. Bir daha tekrar edelim. O heyecan yaptı biraz. Siz Sayın Akça Yılmaz. Konuşmamız lazım Hasan. Hayda. Ne konuşacağız kızım? Adam nikah kıyıyor. Sonra konuşuruz. Dur. Bize biraz müsaade eder misiniz? Geleceğiz. Hayda. Hemen geliyoruz. Hemen. Ne yapıyorsun? Gel. Saçmalama. Hemen geliyoruz. Hemen geliyorsun. Ne oluyor lan? Kızım, ne oluyor? Kızım, ayıp oldu millete. Ne yapıyorsun ya? Gel. Yahu Akça, ayıp oluyor millete. Ne yapıyorsun kızım? Bu şekilde olmaz. Ben bu şekilde bu imzayı atamam. Böyle değil. Bak, kurban olurum bana bunu yapma. Bir nikah masasında terk edilmediğim kalmıştı. Bunu ben kaldıramam ha. Hasan, beni bir dinler misin? Sana bir şey söylemem lazım. Sen beni dinleyeceksin. Hatta nikah memuru dinleyecek. Gel, adam bekliyor. Hasan, dur bir dinle. Terk mi edeceksin lan beni? Burada mı? Böyle mi? Belki söyleyeceğim şeyden sonra sen beni terk edersin. Buradan böyle arkana bakmadan çekip gidersin belki. Ben arkam bakmadan çıkıp gideceğim. Sen ne yapmış olabilirsin? Söyler misin bana, ne olur? Ne oldu ya? Söyle hadi, ne? Ben sana yalan söyledim. Mecburdum. Sen mecbur ettin buna beni. Bana zarar verdiğin gibi ona da zarar verirsin sandım. Kime zarar veririm sen? Oğlunuza. Akça oğlunuza zarar vermenden korkmuş Hasan. Herkes önce evlenir sonra çocuk yapar. Ama sizinki tam tersi oldu. Saçmalıyorsun be sen. Ne diyor kızım bu çoluk çocuk? Akça ile senin oğlun. Akça'nın alıp bize verdiği oğlun. Annesinin yerine benim büyüttüğüm oğlun. Hasan. Efe senin oğlun. Thank you.
Tamam. Melek abla. Sen Burak'ı odasına götürün neyse. Tamam oğlum, tamam, yok bir şey. Tamam. Küçükken sen de ağlıyordun böyle. O da büyüyünce, senin gibi büyüyünce usta usta oturur artık ha. Efe, ben sana dün sormuştum ya oğlum, tatile çıkalım mı diye. Ben bugün gidelim diyorum, ne dersin? Bir işim kaldı demiştin. Bitti oğlum, işim bitti. Senle baba oğul şöyle güzel bir tekne gezintisi yapalım ha. Kardeşini de alırız. Balık da tutarız. E tutarız tabii balık da ya. Böyle kocaman kocaman balıklar tutarız. Sen de sonra da güzelce pişirir yeriz. Ha? Tamam, gidelim. Annem de gelsin. Annen gelmeyecek oğlum. Sonra zaman. Sonrasına bakacağız efendim. Ama Ayşe ablanla Melek teyzen gelecekler. Oley 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 oley. Ayşe ablası, hadi artık siz hazırlıklara başlayın. Kaptan şapkamı da alayım mı? Al tabii canım. Şapkasız kaptan mı olur? Bizim kaptanımız da sensin. Değdi mi oğlum? Hı? Kendi ellerinle yıktın, dağıttın aileni. Değdi mi? Yok oğlum, ben yıkmadım kendimi. Ben hiçbir şey yapmadım. Efe benim oğlum. Nasıl bir manyaksın lan sen? Ha? Nasıl bir yalan bu? Müstakbel karına sor. Yalan mı diye. Yalan tabii. Bana bak. Yürü git buradan. Manyak mısın desin? Nikah gününde içine ettiniz ha. Bir bırakın ya. Bir düşün yakamızdan. Akça gel yavrum. Hasan dur. Ne duru be, ne duru? Duymuyor musun, saçma sapan şeyler söylüyor. Kurban olurum sana, hadi. Doğru sor. Efe bizim oğlumuz. Niye gelmedin mahkemeye? Seni ve Osman Efendi'yi şahit göstermiş. Bakma öyle. Ali Kemal Bey ısrar etti. Bu evde herkes birbirinden bir şey saklamaya alışık zaten. Neyse. Allah sonumuzu hayretsin. Paşa. Bahriyeli mi oldun sen? Sen nasıl yakışıklı olmuşsun öyle? Ha? Sarılın, sarılın. Bunlar son mutlu günleriniz. Tadını çıkartın. Düzelt şapkasını. Ne geveledin sen az önce ağzında? Duyamadım da. Son mutlu günleriniz demiştim ama sanırım yanlış oldu.
son mutlu anlarınız desem daha mı doğru olacaktı? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok, tehdit falan etmiyorum. Başınıza gelecekleri önceden söylüyorum. Zaten yakında duyarsınız. Sen çıkar bakayım ağzında ıslattığın şu baklayı. Söyle. Anne, ne oluyor? Bilmiyorum. Rapunzel söyleyecek. Ne oluyor? Zeynep, bir sıkıntın var. Aslında benlik bir sıkıntı yok. Ama sizlik olabilir. Zeynep, ne demek bu? Hazır ol enişte. Birazdan kıyamet kopacak demek. Ablam Hasan'a Efe'nin babası olduğunu söylemeye gitti. Hasan, ne olur dinle beni. Ne olur dinle. Lütfen bak, her şeyi anlatacağım ben sana. Dur, ne olur dur. Dur. Anlatacaktım ben sana her şeyi. Senin adın ne? Efe. Asiye Hanım geldi yıllar önce. Senin annen olduğunu bilmiyordum. Ben de seninle öğrendim. Aldı çocuğu. Ben anlatacaktım sana her şeyi. Anlatmak çok istedim gerçekten. Hasan. Hasan. Ne haber yakışıklı? Böyle kötü kötü bakıyorsun oğlum. Küs müyüz? Hasan nereye? Nereye gidiyorsun? Hasan dinle beni bak. Ben her şeyi anlatacağım sana bak. Ne sormak istiyorsan anlatacağım. Her şeyin cevabını anlat. Hasan ne olur. Nereye gidiyorsun? Hasan. Hasan nereye gidiyorsun? Dinle beni ne olur dinle. Nereye gidiyorsun? Her şeyin suçlusu ben değilim. Dinlemek zorundasın beni. Hasan. Aç şunu! Hasan! Hasan! Hasan aç şu kapıyı! Nereye gidiyorsun? Nereye? Hasan dinle!